Sağlık çalışanlarımız, kıymetli basın mensuplarımız, 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinin arifesinde sağlık çalışanlarının sorunlarına dikkat çekmek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuş olduğumuz toplu sözleşme taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için burada bir araya gelmiş bulunmaktayız. Toplantımıza ilgi gösterip geldiğiniz için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Çok kıymetli ve değerli basın mensuplarımız, kıymetli sağlık çalışanlarımız. Memur sen olarak 3 gün önce düzenlemiş olduğumuz basın toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na tekliflerimizi sunduk. Önümüzdeki pazartesi de bu tekliflerin kabul edilmesi için masadaki yerimizi alacağız. 1 milyonu sağlık ve sosyal hizmet çalışanı olmak üzere 3 milyon kamu çalışanı ve 2 milyon kamu emekçisinin gözü kulağı doğal olarak bu masada olacak. Şu da bir gerçek ki bedel ödeyenlerin, can kurtarmak için can verenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yıllardan beri mali, özlük ve sosyal hakları noktasında hep görmezden gelinen sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının gözü, kulağı çok daha yüksek bir şekilde bu masada olacak. Sağlık sen olarak onlardan almış olduğumuz güçle yetkili sendika olarak masadaki yerimizi alarak sorunların çözümü, haklı taleplerin kabul görmesi için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Değerli basın mensupları, eskiler günün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz derler. Sağlık çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen, pandemi süreciyle de adeta bellerini büken pek çok sorunu bu çerçevede değerlendirmek lazımdır. Açıkça söylemek gerekirse pandemi sürecinde herkesin bir defa daha farkına vardığı güçlü sağlık sistemini, sağlık çalışanlarının kangren hale gelen sorunlarıyla yarınlara taşımak mümkün değildir. Şu gerçeği başta siyasi irade olmak üzere herkesin kabul etmesi gerekir. Kurumları, sistemleri ayakta tutan ve modern binalar değildir, teknolojik donanımlar değildir. Kurumlara, sistemlere, vatandaşa hizmet noktasında can veren fedakar sağlık çalışanlarıdır. O halde bu çalışanların sorunlarının tez elden çözülmesi gerekir. Teklif paketimiz 81 maddeden oluşuyor. Şimdi müsaadenizle bunlardan en önemlilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. 2022 yılı için %21 zam, 2023 yılı için %17 zam, 2022'de %3, 2023'te artı %3 refah payı, 600 TL seyyanen zam, emeklerde olduğu gibi bayramlarda ikramiye, 3 ayda bir 134 TL olarak ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin 2022'de 450, 2023'te 540 TL olarak ödenmesi, 3600 ek gösterge vaadi bir an önce hayata geçirilmeli. Bunda kim sağlı gibi kim yatışıyor memleketler? Kendi kendine yatışıyoruz. Aykut'ta değil, yine sen gerçekten sağlı olarak hepimiz yatışıyoruz memleketler. Hakkın bizi teslim etmeyen bölümü kimi teslim ediyoruz? Aykut'ta bunu teslim ediyoruz. Aykut teslim diyor. Adalet meyvesine vermemiz sesini.